Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve bugün karşınızda yeni bir ekipmanlayım arkadaşlar. Bugün size bu kalkanı nasıl alacağınızı göstereceğim. Flame of the Firehawk. Olay şu ki arkadaşlar, çok güzel bir kalkan. 10 numara 5 yıldız gibi bir şey ve daha da güzel bir şey arkadaşlar. Bu belki de sizin ilk efsanevi ya da turuncu eşyanız olabilir. Ve çok kolay bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Hellfire SMC'sini almak için bir tane görev serisi başlamıştık arkadaşlar. Cult Following. Burada Lilith'i kurtardığımızda bu görev açılıyor. Cult Following Eternal Flames. Bu görevi başlatacağınız arkadaşlar ve bu seriyi bitireceğiniz. Şimdi ben bu görevi yaptım. Hani Hellfire videosunda yaptım. Ve ondan sonra başka bir tane birkaç tane daha görev verecek şu adam. Incinerator Claytal. Clayton. Ve hepsi aslında basit görevler arkadaşlar. Böyle çok zor bir şeyler değiller. Bize diyor bu midget'ı götür Captain Flint'in gemisine. Captain Flint'in gemisine götür ve onu yak diyor. Biz de bunu yapacağız arkadaşlar. Burada kalkanını değiştiriyorum birazcık daha hızlı koşmak için. Ama siz bunları görmeyeceğiniz şey olarak. Ben sadece göstereceğim nerede olacağını, nereye koymalısınız minyonu. Ya da midget'ı diyelim. Şurada şu ateş püsküren yere koyacağız o midget'ı. Hatta biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Ve işte buraya düşmanları temizlediğinizde arkadaşlar, Captain Flint'ten hani öldürdüğünüzde falan buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane şey olacak. Midget'a şu zincire koyacağınız ve konuşması bittikten sonra Firehawk bir şeyler diyecek, Lilith bir şeyler diyecek. Ondan sonra kelimeyi unuttum ya. O şeyi kullanıp da bu adamı yakacağız. Evet arkadaşlar, gene Clayton'ın yanındayız. Ve burada adam size her zaman bir tane ateşli bir sniper verecek. Ben sniper'i göstereceğim. Bu sniper olması şart değil. Bana bazen Malivan falan şey yapıyor. Ama neyse. Olay şu arkadaşlar. Ateşli sniper'i verdiğinizde size benim yaptığımı yapabilirsiniz. Ya da ateşli bir silahla fark etmiyor. İlla sniper olması gerekmiyor. Ben size yerleri gösteriyorum. Hangi şeyleri yakmalısınız diye. Ve benim gösterdiğim bir yöntem arkadaşlar. Belki de en kısa şey olarak. Bunları yakıyorsunuz uzaktan, sonra gidiyorsunuz gitmeniz gerektiği yere diyelim. O da şey olacak arkadaşlar. Firehawk'a gelmeden önce işte şurası. Burada düşmanları temizlemeliydim ama temizlemedim. Neyse ama Incinerator Clayton'ı burada arkadaşlar. Onunla savaşacağız. Adamı yendiğimizde hani görev tamamlanmış gibi bir şey olacak. Burada konuşuyorlar şey olarak. Olay şu. Incinerator Clayton. Adamın ismini söylemiyorum ya. Neyse. Sanctuary'den birkaç tane vatandaş kaçırmış. Ve onları kurban olarak şey yapacağıdı. Kurban edeceğiz. Kurban olarak kullanacağız. Çünkü inanmıyorlar Lilith'e ya da Firehawk'a. Tabii ki de biz bunu önlüyoruz. Ve ondan sonra komik bir şey var arkadaşlar arasında. Bizim kurtardığımız vatandaşlar onlar da bizi
bize tapmaya başlıyor. Bize tapmaya başlıyor derken Wild Hunter'lara tapmaya başlıyor. Komik bir şey oluyor. Ve burada arkadaşlar belki de görmüşsünüzdür az önceki kırmızı şeyi. Normalde böyle bir şey arkadaşlar şöyle oluyor. Seviyeniz yetmediğinizde bir eşyaya. Ve olay şu ki ben Commander Lily DLC'sini yükledim arkadaşlar. Ve artık 80. seviyeye kadar yükselebilirim. Ve bu yüzden artık kırmızı silahlar da görebilirsiniz. Hani kullanamadığım silahlar diyelim. Ama neyse. Bu görevi tamamladığınızda arkadaşlar tek yapmanız gereken Lilith'in yanına gitmek. Oraya gittiğinizde eğer görüyorsunuz arkadaşlar mor bir tane kalkan diyor. Ama oyunda öyle bir glitch var ki mor değil bu aslında turuncu bir eşya. Bir efsanevi bir şey. Ve bana düşen versiyonu o kadar iyi değil arkadaşlar. Hatta bendekinden kötü diyelim. Ve olay şu aslında bakın mesela daha fazla kapasitesi var, daha hızlı doluyor ve falan filan da daha hızlı dolmasını istemiyorsunuz bu kalkanın arkadaşlar. Neden? Biraz sonra yeteneğini göreceksiniz. Olay şu arkadaşlar. Yeteneği kalkanın bir kez dolmalı ki Nova etkisi aktif olabilsin diye. Ama Nova etkisi ne zaman aktif oluyor şey olarak arkadaşlar? Kalkanınız sıfıra indiğinde. Hani boşalttığınızda kalkanı. Ve olay şu ki arkadaşlar görüyorsunuz. Normal bir Nova olsaydı normal bir Nova kalkanı. Bir sefer sadece ateş edeceğiydi Nova. Bir sefer sadece aktif olacaktı Nova. Ama bu kalkanın özelliği arkadaşlar. Bir kez dolduğuna ve kapasite sıfıra indiğinde kapasite eğer sıfır kalırsa bayağı bir uzun süre hiç dolmadan diyelim sürekli ateş etmeye devam edecek arkadaşlar. Hayır konuşamıyorum ya. Ama dediğim gibi hatta burada biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar bayağı güzel bir şekilde aldım gibilerinden diyelim. Ama görüyorsunuz bekliyorum dolsun diye arkadaşlar ki kalkanın şeyini göstereyim. Ve işte burada da sıkıntı geliyor bazı karakterler için arkadaşlar. Hele gene çok fazla badass ranginiz falan varsa ve o şeyleri kullanıyorsanız. Olay şu ki arkadaşlar. Bu kalkan hani zayıflıyor. Eğer şöyle bir yeteneklere puan verirseniz kalkanınızı daha hızlı doldurma yeteneklerine. O yeteneklerde puan verirseniz hani bu kalkan etkisi çok düşüyor. Normalde Krieg evet Krieg bayağı bir iyi bir şekilde kullanıyor bu kalkanı. Neden diye sorabilirsiniz. Krieg'in bir tane Krieg Krieg'in bir tane yetenekleri var arkadaşlar. Aslında birkaç tane. Hani ateş şeyleri bayağı bir yükseltiyor. Ateş elementi şeylerini. Ve resmen şöyle diyeyim arkadaşlar. Krieg bir canavar oluyor. Hani şu düşmanları falan görüyorsunuz ya. Krieg bunları hani hiç sıkıntısız yiyor resmen. Ama burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kez dolmalı kalkan. Tek sıkıntısı o. Eğer dolmazsa kötü. Ve bu kalkan aslında arkadaşlar komandoda belki de o kadar iyi değil. Axton'u kullanacaksanız o kadar iyi değil. Bu kalkan iyi olan şeylerde diyelim. Yakın dövüş karakterlerinde ya da kapalı alanları da en iyi. En iyi yani. Ve başka ne diyebiliriz kalkan hakkında arkadaşlar?
Kırmızı yazı From the Ashes She Will Rise. Demek küllerinden yükselecek. Her zaman şu etkiyi gösteriyor. Sıfıra indiğinde Nova olma etkisini. Sürekli Nova etkisini. Ve başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Görüyorsunuz yani ben şeyle kullanıyorum arkadaşı. Arkadaşı diyorum. Kalkanı Moxie silahında kullanıyorum arkadaşlar. Bu belki de eğer hele gene Grieg ile oynarsanız Moxie silahlarınla belki de çok iyi bir şekilde kullanacaksınız bu kalkanı arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bekliyorum dolsun diye. Hani tek sıkıntısı bu arkadaşlar. Dolmasını beklemelisiniz. Burada bilerek işte hasar almaya çalışıyorum. Kalkanımı sıfıra indirmeye çalışıyorum. Ki etkiyi en iyi şekilde gösterebileyim diye. Görüyorsunuz burada arkadaşlar. Mesela şöyle diyeyim size arkadaşlar. Eğer bende bu silahın şimdi slaglı versiyonu olsaydı adamları hem slaglayabilirdim hem de ateşe verebilirdim. Ve bu beni daha bir ölümcül kılacaktı diyelim. Ha burada işte hep saklanıyorum. Hep şey oluyor. Çıkıyorum. Ama Allah'a şükür arkadaşlar. Bu kalkan belki 3. sırada Nova hasar şeyinde. Ondan daha güçlü. Bu kalkandan daha güçlü 2 tane daha kalkan var. Black Hole bir de Hide of Terramorphous. Yani güzel bir kalkan. Ve belki de Vanilla oyundaki tek turuncu eşya diyelim. Hani görevden alabilirsiniz. Başka bütün her şey arkadaşlar. Düşmanı kasmalısınız ya da loot midgetları ya da çok şanslı olmalısınız ki bir yerden düşsün diye. Ama neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın.